kıymetli okurlarım. Kaynağı sağlam ve insan yaşamını olumlu yönde dokunmak için üretilen bilgi, doğru ve zamanında kullanıldığında her zaman yarar sağlar. Aşağıda kısa başlıklar halinde aktaracağım bilgiler de sizlere sağlık açısından yararlı olacaktır. Şeker hastaları ve OBEZLER için hangi meyve? Sağda solda meyvelerin yararlarına dair birçok yazı okumuş veya bir görsel izlemişsinizdir. Elbette ki meyveler mevsiminde ve ilaç ile tıka basa doldurulmayan haliyle tüketildiğinde birçok vitamin, mineral ve mikrobesin içermesi nedeniyle çok yararlıdır. Örneğin doğal haliyle yetişen bir köy armudunda bulunan şeker oranı ile aynı boyuttaki bir domates içindeki şeker oranı hemen hemen aynıdır. Ancak günümüz meyveciliğinde işler biraz daha farklı. Bu konuda bazı uzmanlar modern meyveciliğin meyvedeki şeker oranını arttırıp lif oranını azalttığını, bazı mineral ve vitaminlerin de azaldığını belirtmektedirler. Yani her meyve çok sağlıklıdır anlamı taşımıyor artık. Kavun, karpuz, dut, üzüm ve incir özellikle insülin direnci olan kişilerde kan şekerinin hızla artışına neden olabilmekte ve direncin daha da artmasına yol açabilmektedir. Oysa beri grubu dediğimiz meyveler obez bireylerde ve şeker hastalarında son derece güvenilir olmaktadırlar. Çilek, ahududu, böğürtlen, vişne, kızılcık, yaban mersini, likapa bu gruba girerler. Ayrıca sertliğini koruyan yani yumuşamamış kayısı, muz, şeftali, kiraz, erik ve bunların yanında elma, armut makul ölçülerde yenilebilir. Meyvede direkt vücut tarafından enerjiye çevrilmeyip yarın öbür gün belki harcarım anlamında yağa dönüştürülen fruktoz adlı şeker de bol bulunur. Bu da başta karaciğer olmak üzere bir takım organlarda yağ olarak birikebilir. Bu nedenle de meyveyi özgürce ve bol olarak yerim düşüncesi yanlıştır. A L E J I L E R, romatizma veya eklem K I R E C L E N M E S I N -i daha kötü hale getirir mi? Haziran 2022 tarihli bir makaleye göre romatoid artrit, vücudun kendi dokularına saldırdığı bir romatizmal hastalık ve osteoartroz, eklem kireçlenmesine bağlı harabiyet durumlarının her ikisi de alerjik yapısı olanlarda daha da şiddetli geçiyor. 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre yengeç etine karşı alerjisi olanların anklozan spondilit denilen artrit türünü daha da şiddetli yaşadıkları görülmüştür. İlave edilmiş şeker katkılı gıdalar, işlenmiş etler ve alkolün de uzun yıllardır romatizmal yakınmaları arttırdığı bilinmektedir. Gıda alerjileri gibi mevsimsel alerjilerde eklem iltihabı şiddetini arttırabilmektedir. Burada ağrı şiddetinin artışı bağışıklık sistemi hücrelerinin alerjeni püskürtmek için gösterdiği gayretin sonucunda oluşan enflamatuar süreç nedeniyle olmaktadır. Bazı antibiyotikler, penisilin grubu başta olmak üzere ve steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar da alerjilere yol açabilirler. Üstelik bunların bazılarının romatizmal yakınmalarda kullanıldığı da göz ardı edilmemelidir. Yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, romatoid artriti olan hastalarda toplumun diğer kesimlerine göre ilaç alerjilerine daha sık rastlanılmaktadır. Migreni b a, -Ş -L -A, -T -A b -I l e -N 10 gıda. Mutlaka biliyorsunuzdur. ABD Migren Araştırma Vakfı'nın güncellenmiş bilgilerini sizlerle paylaşmak istedim nalkol, yapay tatlandırıcılar, kafein, çikolatalar, tütsülenmiş etler, eski peynirler, MSG içeren gıdalar, bunun hakkında daha önce çok yazılar yazdım, fermente yiyecekler, dondurulmuş gıdalar, aşırı tuzlu, tuzlanarak saklanan gıdalar migren ataklarını başlatabilmektedir.